Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çok güzel kahvaltılara hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif. Hemen 3-4 yemek kaşığı kadar ya da şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağını tencereme alıyorum. Öncelikle yağımı ısıtıyorum. Bir tane orta boy patatesi küp küp doğradım. Hemen içerisine ilave ediyorum. Olabildiğince küçük doğradım arkadaşlar, çabucak pişmesi için. Altını orta ateşe getiriyorum. Öncelikle patatesleri birazcık kızartıyorum hafif. Ondan sonra kuru soğan ilave edeceğim. Kenarlardan kızardığını gördüğünüz hemen karıştırabilirsiniz. Yeterli. Bir adet orta boy kuru soğan ilave ediyorum. Soğanlar da pembeleşene kadar patatesle birlikte kavuruyorum. İstemezseniz soğan katmayabilirsiniz ama çok güzel bir tat veriyor. Tavsiye ederim. Bu arada mutfakta Ela var. Ela'nın sesini duyuyorsunuz şu anda. Soğanlar da yeterince kavruldu. Bu esnada altını kısmıyoruz. Orta ateşe getiriyoruz. Bir adet büyüklerinden domatesle küp küp doğradım. Domatesle birlikte 5 dakika daha böyle kavurup hemen yumurtalarını kıracağım. Altını yine kısmıyorum. Orta ateşte bırakın. Patatesleri iyice piştiğinden emin olun arkadaşlar. Şimdi biraz sıvı serpiyorum. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi kucağımda Ela var. Ela'yla birlikte yapıyoruz. Artık istediğiniz kadar yumurta kırabilirsiniz. Ben 3 tane kıracağım. 4 kişi için 3 adet yumurta gayet iyi geliyor. İstediğiniz gibi yumurtanızı çoğaltıp azaltabilirsiniz. İsterseniz böyle bütün olarak bırakın. Şöyle birkaç tane aralarında biber koyacağım. Aslında böyle yeşil bir biber olsa çok daha güzel oluyor. Hemen ardından biraz toz biber serpiyorum. Biraz da pul biber. Elimle serpiyorum çünkü kaşıkla serpersem çok daha tamam. Biraz da karabiber. Kapağını kapatıyorum. Şöyle uygun bir kapakla altını kısıyorum. Yumurtalar pişene kadar pişiriyorum. Artık bir bakayım. Yumurtalar piştiyse altını kapatacağım. Gayet güzel pişmiş. Birazcık hafif bitersin, çiğ bırakacağım. Artık ocağın altını kapatıyorum. Yeterli pişti. Biraz da yumurtaların üstüne tuzu serpeyim. Hemen kapağını kapatayım. Bir iki dakika dinlensin. Bir servis tabağını alıp videomu burada bitireyim arkadaşlar. Muhakkak denemelisiniz. Müthiş bir tadı var. Ben bunu toplamda 4 kişilik olarak hazırladım. Sizler malzemesini çoğaltarak sizler artık kişi sayısına göre malzemelerinizi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.